Merhaba İstanbul meraklıları. Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamak isterim. Ve böyle bir günde ne yapıyorum? İstanbulluları peşime takıp yani sizleri 150 mahalleye 150 kreş projesiyle başlayan yuvamız İstanbul kreşlerinden bazılarını gezelim derim. Ne dersiniz? Hadi buyurun, bir tanesindeyiz. Sultan Gazi yuvamız İstanbul. Sultan Gazi yuvamız İstanbul'da 51 tane öğrenci var. 3 yaştan 6 yaşa kadar 9 öğretmen hizmet veriyor burada. Şimdi 3 yaş sınıfındayız. Tabii anlayacağınız üzere hareketli ve bıcır bıcır bir sınıf. 3 yaştan başlıyoruz. 6 yaşa kadar beraber sınıfları gezerek işte eğitimin, okul öncesi eğitimin önemini hep beraber anlayacağız. Aydın öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bana öğretmenliği anlatır mısınız? Öğretmenlik aslında şöyle, insanların hayatlarına dokunabilmek bence. Ve biz ilk öğretmenleri olarak çok şanslıyız. Geriye dönüp baktığımızda ben uzun yıllardır bu mesleğin içindeyim. Geriye dönüp baktığımda yüzlerce farklı öğrencim var. Farklı çocuğum var diyeyim. Ve onlarla karşılaşmak çok başka bir heyecan. Okul öncesi eğitimin önemi nedir? İlk önce ne vermelisiniz, ne veriyorsunuz çocuklara? Biz öncelikle çocuklara kendi benliklerini bulmalarını sağlıyoruz. Aileden sonra ilk güvendikleri insanlar bizleriz. Anneden ayrıldıklarında ilk bize güvenip bize inanmaya başlıyorlar ve bağlanıyorlar. Bence çocuklar ailelerin, yetişkinlerin, bizlerin de öyle, öğretmenlerin de öyle aynaları. Evet, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun diğer öğretmenimiz. Çok güzel bir haftadayız, çok güzel bir gündeyiz aslında. Öğretmenlik nasıl bir duygu? Öğretmenlik böyle çok zengin bir duygu. Yani birbirinden farklı onlarca çocuğun gönlünde olmak, en kötü gününüzde bile böyle gelip size sarılmaları, öğretmenim seni çok özledim, öğretmenim seni çok seviyorum demeleri çok heyecan verici bir duygu. Nasıl bir şeymiş? Okulu anlat bakalım bana. Her şey yemek yiyoruz biz. Evet. Oyuncaklarla oynuyoruz. Gizem Hocam, ne zamandır burada çalışıyorsunuz? Eylül ayından beri burada çalışıyoruz. Çok anlamlı ve güzel bir projenin içerisindeyiz. 3 yaş için okul öncesi eğitimin veya bu yaptığınız eğitimin önemi nedir? Bir kere çok temel bir yaş grubuyla çalıştığımız için aslında büyük yaş gruplarından daha aslında bir dezavantajlardan daha kolay etkilenebiliyorlar. Bir takım gerilemeler daha ileride daha kapanması zor bir halde olabiliyor. Zaten kritik evreler de var çocukların gelişimlerinde. Bu amaçla aslında küçük yaş grubuyla çalışmak hem daha çok hassas hem de çok değerli, çok kıymetli, çok keyifli oluyor. Mergen Hocam, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Ne zamandır burada çalışıyorsunuz? Burada Eylül'den beri buradayız. Ağustos'tan beridir yuvamız İstanbul kadrosundayım. Çok mutluyum. Bu kadroda olduğum için, bu ekipte olduğum için. Yuvamız İstanbul kreşlerinde okul, aile ve çocuk diyaloğunu güçlendirmek için elbette psikologlar da olmazsa olmazlar. Size ne işler düşüyor burada? Ben burada çocuklarla ilgili gözlemler yapıyorum sınıf içerisinde. Sorun teşkil edecek olan davranışlar varsa eğer bunlar için neler yapabiliriz diye hem öğretmenlerle hem velilerle burada bir işbirliği içerisinde oluyoruz. Burası Sultan Gazi yuvamız İstanbul kreşi. Peki Sultan Gazi çevresinde her çocuk yararlanabiliyor mu bu kreşten? Yararlanabiliyorlar. Önce kayıt açıldığında internet üzerinden bir kayıt formu dolduruyorlar. Oradaki forma göre başka bir ekip sosyal incelemeye gidiyor. Bu evleri ziyaret ediliyor. Hem çocuğun hem ailenin durumuna bakılıyor. Eğer annesi özellikle, çünkü bu proje kadın istihdamını çok önemseyen bir proje, çalışacaksa, çalışmak istiyorsa bu tip aileleri daha
öncelik tanınıyor. Pandemi sürecinde çocukları COVID-19 virüsünden nasıl koruyorsunuz? Ne gibi önlemler aldınız? Bunca çocuğa kapılarınızı açıyorsunuz ama gerek aileler gerek çocuklar acaba nasıl korunuyorlar bu birliktelikten? Kapıdan girdiğiniz andan itibaren zaten dezenfektanımız, ateş ölçerimiz ve mutlaka çocuk da olsa eğer o alışkanlığı kazanmamışsa maske takma alışkanlığını bunu önce evde pratik etmeleri istiyoruz. Çünkü burada sıkıntı yaşamalarını istemiyoruz. Sonra zaten birbirlerinden görerek bunu bir alışkanlık haline getiriyorlar. Burada bütün velilerimizin HES kodu uygulamasını da edindikleri kodları biz alıyoruz ve onlar bazen kaçırsa bile, söylemese bile biz internet ortamından HES koduna bakabiliyoruz. Orada riskli bir durum varsa bunu aileye uyarıyoruz. Kreşimiz her gün düzenli olarak sınıflardan tuvaletlere kadar, mutfağına kadar her yeri dezenfekte ediliyor. 150 mahalle, 150 kreş dendi ve Yuvamız İstanbul projesiyle yola çıkıldı. 11'i Avrupa, 4 Anadolu yakasında kreşlerin yapımı tamamlandı ve eğitime başladı bile. Diğerlerinde yapımı hızla devam ediyor. Şimdi Yuvamız İstanbul Pendik'e geldim. Hocanın sınıfına geldik. Nasılsınız Burhan Hocam? İyiyim. Çok sağ olun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ne kadar kutsal, güzel bir mesleğiniz var gerçekten. Evet, öyle. Gerçekten. Biz de çok seviyoruz mesleğimizi. Yani ben de kendi adıma seviyorum. Diğer mesleklerin, tüm mesleklerin temel taşını biz atıyoruz. Tabii. Burada atıyoruz hatta. Tabii. Çünkü biz burada grup çalışmasını öğretemezsek ileride grup çalışması yapamayan nesiller yetişecek. İletişim becerilerini öğretemezsek ileride okuduğunu anlayamayan, konuşamayan, sadece 20 kelimeyle kendini ifade eden bireyler yetişecek. Biz burada sosyal ve duygusal becerileri öğretemezsek ileride empati yapamayan, sosyal iletişimi zayıf olan nesiller yetişecek. O yüzden gerçekten dediğiniz gibi mesleğimiz çok kutsal fakat kahraman değiliz. Bizler de insanız. Okula gelmeyi seviyorsun sen buraya gelmeyi. Neden? Çünkü burada etkinlik yapıyoruz. Hangi etkinliği en çok seviyorsun? Hepsini. Hepsini. Of çok güzel. Öğretmeni seviyor muyuz? Sadece bir kar yağacağız. Bravo. Teşekkür ederim. Çok güzel ya. Neden en son mühendis de olmadınız, geldiniz burada? Okul öncesi eğitmenlik yapıyorsunuz. Ya bazı insanlar yapısı gereği asker olarak doğar. Bazı insanlar işte doktor olarak doğar veya daha farklı mesleklere yatkındır. Ben eğitimci olarak doğmuşum, ben böyle söylüyorum. Yani eğer öğretmen olmasaydım başka bir mesleği severek yapamazdım. Ya zoraki yapardım ya da gerçekten sürdüremezdim. Buna inanıyorum. Peki mekatronik okurken bıraktınız ve ben öğretmen mi olmak istiyorum ben dediniz? Ben yerleştim, hiç kayıt yaptırmadım. Yerleşip kayıt yaptırdım. Tüm ailemi karşıma aldım, herkesi karşıma aldım. Ve ben yapabileceğim meslekler arasında iki meslek vardı. Bir hayvanları sevdiğim için veterinerdi. Bir de çocukları sevdiğim için öğretmen olabilirdim. Onlardan birinin tercih etmek zorunda kaldım ve öğretmenliğe geldim. Görüyor musunuz? Yani genç bir fidan diyoruz aslında. Çocuk aynen eğitmek için dünyaya geldim diyor ve burada şu anda gerçekten duygulandırdın beni. Burhan Hocam ne diyeyim? Gerçekten harikasınız. Başlayalım mı kırmızı balığa? Başlayalım. Otur istersen hep birlikte söyleyelim. Şimdi yani benim kırmızı balıkla onların kırmızı balık hala aynı kırmızı balık. Düşünebiliyor musunuz bu kırmızı balığı? Efsane kırmızı balık şarkısı geliyor şimdi. Hadi söyleyelim hep beraber. 1, 2, 3. Kırmızı balık gölde kırbına yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Peki şimdi bu Yuvamız İstanbul'da öğretmenlik maceranız nasıl başladı? Benim öğretmenlik maceram bir kurumda çalışıyordum. Yuvamız İstanbul projesini zaten Ekrem İmamoğlu'nun seçim projesiydi. Biliyordum ve ben Kocaeli'deydim. Ekrem İmamoğlu başkan olduktan sonra Kartal'a geldim, yerleştim sırf bu proje için.
takip ettim. Çünkü Derince'deydi ailem. Orada da çalışıyordum. Orada görev yapıyordum. Sonra Kartal'a geldikten yaklaşık 5 ay sonra ilan açıldı. Açılır açılmaz başvurdum. Mülakata çağırdılar. Mülakat görüşmem çok iyi geçti. Yaklaşık 3-4 gün sonra da kabul edildiğim söylendi. Arandım ve kabul edildim. Sonra hemen eğitimlere başladım. Hatta dönebiliyor. Dönüyor. Döndürüyoruz. Renklere mi ayırıyoruz bunları? Hı? Tamam. Hep böyle girebiliyorlar. Ay, sen burayı seviyor musun? Okulu seviyor musun? Evet. Çok mu seviyorsun? Evet. Özlem Hanım, İstanbul Yuvamız Pendik'te kaç öğrenciniz var? Toplamda 49 öğrencimiz var. Kaç öğretmen hizmet veriyorsunuz? 8 tane öğretmenimiz var. Ne tarz eğitim veriyorsunuz burada? Şimdi bizim tematik eğitimimiz var. Her ay farklı bir konu ele alıyoruz. Çocukların yaş gruplarına göre, onların gelişim düzeylerini dikkate alarak eğlenceli aktivitelerle günümüzü en verimli şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Ve bütün aktiviteleri hem kendi yaş grubuyla hem de sınıf öğretmenleriyle beraber yapıyorlar. Hangi saatler arasında okulunuz açık? Biz çalışan annelerimize daha çok hitap ettiğimiz için 7.30 itibariyle öğrencilerimizi okulumuza almaya başlıyoruz. 5 gibi eğitimimiz bitiyor ama 7'ye kadar yine çalışan annelerimiz için 2 saatlik ayrı bir eğitim grubumuz daha oluyor. Onlar 2 saat daha merkezimizde kalabiliyorlar. Buraya çocuklarını verdikten sonra iş hayatına atılan kadın velilerimiz çokça sayısı var ve bunları duydukça biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü projemizin amaçlarından, en önemli amaçlarından biri de bu. Ben ilkokul öğretmenimi çok seviyordum ve ona olan sevgimle aslında karar verdim. O günden beri hep öğretmen olmak, yani ne olmak istiyorsun? Tek söylediğim şey öğretmen olmaktı ve mezun ettiğim öğrencileri daha sonrasında karşılaşıp görmek, öğretmenim diye koşarak bir yerlerden hani bana doğru gelmesi beni çok mutlu ediyor. Yani bu o yüzden hani anlatılmaz yaşanır dediğim duygu bu aslında. Öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Sevgi, minnet ve saygıyla bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz ve ne diyoruz? Büyük atamız ne demiş? Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Mustafa Kemal Atatürk. Tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve minnetle. Hoşça kalın İstanbul meraklıları.